Bugün Enka'dayız, Enka Sanat'tayız yine. We Are Spek Türk geldik buraya. Ama yine çok güzel bir konumuz ve konuklarımız var. Oyunumuzun adı Yeni Bir Şarkı. Konuklarımız Melis Birkan, yönetmenimiz Kemal Aydoğan ve Enka Sanat Koordinatörü sevgili Murat Ovalı. Çok güzel bir konu diyorum. Aslında hepimizin canını da sıkan bir konu ama konuşması ve bunun üzerinden bir yere varabilirsek tabii güzel olan kısmı da bu. Aslında yeni bir şarkıda bir kadın erkek meselesi ve bir ayrılığın yani son gece aslında ayrılığı konuşuyorlar. Hı-hı. Uzunca bir sürede görüşmemişler. 3 yıl sonra tekrar buluşuyorlar. Ve ayrılmadan önceki son gece de geçen bir oyun. O yüzden etkileyici dememin sebebi bu. Herkesin meselesi bir taraftan da. Oyunun yazarı Margaret Dura da çok evrensel bir şey yazmıştı 1965 yılında. Hı-hı. Hala geçerli olan bir kavram. O yüzden bu kadın erkek meselesine bugün biraz girelim diyorum. Ve daha sonra da Enka Sanat'ın bu yaz çok güzel bir etkinlik sezonu geçirdik, evet, hep beraber. Tiyatro sezonuna, tiyatro festivaline destek veriyorsunuz. Hem onu konuşalım. Olur. Hem de dijitalde de geçen yıl olduğu gibi çeşitli etkinlikler olacak. Hem onları konuşalım. Teşekkür ederim. Evet, kadın erkek meselesine geri dönersek. Melis'le başlayalım tabii, istiyorum tamam. Ben. Sonuçta yeni bir şarkı kadın üzerine de kurulmuş bir oyun diyebiliriz. Dolayısıyla orada aslında kadını yazarımız bir adım daha öne çıkarıyor. Yönetmenimiz Kemal Hocam da bu kadın meselesine erkek bakış açısıyla değil kadın tarafından bakıyor. Böyle baktığımızda sen neler söylersin? Biz bu durumu çözümlerken, yani hem oyunu çözümlerken hem bu kadın erkek evrensel bu çatışmayı, bu durumu çözümlerken biz bu işi kadın özgürleşmesi olarak algıladık. Ve onun üzerine kurmaya çalıştık biraz çatıyı. Çünkü Margaret Dura da biraz bu feminizmi ve kadınların o ezildiği zamanda yaşayıp bunları görmüş ve bunlara da tepkisel olarak bazı şeyleri güzel dile getirmiş bir yazar. Biz de elimizden geldiğince işte dediğiniz gibi değişmiyor yani. Hani o aslında bundan sonra da muhtemelen işte 50 sene sonra, 100 sene sonra belki bu oyun yine oynanacak ve aynı şeyler tartışılacak. Farklı şekillerde. Biz burada gerçekten o dediğiniz o kısa süreç içerisinde hani oyunun zamanı çok kısa bir zamandan işte bir saat, iki saat gibi bir süreyi aslında sembolize ediyor ama onun arkasında kadın ve erkeğin yaşadığı çok ciddi bir 10 küsür senelik bir zamanı anlatıyor ve aslında bir değişimi anlatıyor, bir özgürleşmeyi anlatıyor. Kadının çözebildiklerini, erkeğin çözemediklerini, bu konuda kadın ve erkeğin zamanda nelere saplanıp kaldığını, bunların üzerinde nelerde patinaj çekildiğini, bunların yarattığı krizleri ve sonradan aslında bir kadın seçimiyle bunu değiştirmek, çünkü değişim sadece kişinin istediği zaman gerçekleşebilir bir şey ya, karşı tarafın yapabildiği bir şey değil. Kadın değişmek istediğinde buna bir yön veriyor, bir şekil veriyor ve kendine başka bir hayat kuruyor. Ama bunu erkeğe anlatmak çok kolay olmuyor. Evet. Ne oldu? Hak verdiniz mi? Evet, Kemal Bey'le bir gözümüzü geldi. Tabii biz anlaştık. Çünkü hani biraz da bıraktığı yerde bıraktığı şeyi bekleyen adam o bıraktığı şeyi bıraktığı yerde bulamayınca duygu olarak, durum olarak, anlayış olarak bu biraz erkek için ne denir? Sarsıcı bir yere varıyor yani. Gerçekten genel olarak galiba oyunun özü biraz burada geçiyor. Birbirini tanıyan iki insanın artık birbirini tanıyamadığı ve birbirini iyi çözümleyip artık o çözümlemelerin sonrasında bir her şeye evet demediği, bir şeyleri değiştirmek istediği bir son vedalaşmayı anlatıyor. Evet. Kemal Hocam. Başta da belirttiğim gibi. Şimdi evet, Margaret Dura bir kadın bakış açısıyla yazıyor bu evrensel mesele ve zamansız meseleyi. Ama siz de hiç o bakış açısını değiştirmeden bize öyle de hissettiriyorsunuz. Yani kadının tarafındasınız aslında burada. Yani kadının değişime daha açık olduğu, karar verici, yani kadın karar verdiğinde bunu uygulamaktan hiçbir zaman çekinmediğini. Dolayısıyla önce bu bakış açısı için teşekkür edip ve sözü size bırakıyorum. Şöyle yani kadının özgürleşmesi insanın da özgürleşmesi demek ve tüm bu feminist teoride tutsaklığı anlamaya çalışıyor ve erkeğin
bir cinsin diğer cinsi nasıl tutsak hale getirdiğini gözlemliyor ve sonra da buradan nasıl çıkılacağını aslında yollarını araştırıyor. Margaret Dura da bunu çok iyi keşfetmiş bir yazar. Galiba tüm erkekler şunu rahatlıkla söyleyebilir. Bir dönem hepimiz gardiyandık, cellattık, bir takım zindanlar kurduk. Oraya da kadınları hapsetmeye çalıştık. Aslında bir tür hem günah çıkarma hem de aslında bu özgürleşme hareketine katkı diyelim. Onun için de oradaki kadından yana bakışı tabii ki hiçbir zaman silemeyiz. Tam tersi, kadının özgürleşmesinin insanın özgürleşmesi olduğunu bir kere daha ben de bunu kendi adıma söylemeyi borç bildiğim için de Margaret Dura'nın bakışına çok fazla destek verdim ya da kendimi orada buldum. Çok kıymetli bir bakış olduğunu düşünüyorum. Erkeklere de yarattıkları problemi göstermek galiba, yani kadınlara özgürleşmelisiniz demekten öte, ha, erkeklere problemlerini, yarattıkları problemi göstermeyi galiba daha çok önemsiyorum. Çok haklısınız, çünkü kadınlara özgürleşmelisiniz. Ya zaten kadınlar özgürlük istiyor. O benim işim istiyor. Değil, tabii. Ve o kadın bilinçli aslında, bunun farkında. Tabii, tabii. Ama erkek kendini görmüyor. Dolayısıyla onları ayna tutmak dediğiniz gibi çok kıymetli. Göremeyecek de. Uzun sürede, tabii uzun sürede eğer Anne-Marie Roche gibi kadınlarla karşılaşmazsak, yani onun o süreci kesintiye uğratan ve bir daha dönmeyecek kadınlarla karşılaşmazsak, erkekler bu kendindeki güvenleri hep bulacaklar. Dolayısıyla Anne-Marie Roche aslında kesintiye uğratıyor süreci ve artık ki tek başına ne yapıyorsan yap diyor. Galiba böyle güçlü kadınlara ihtiyaç var. Orada ben şöyle bir yere katılıyorum. Yani hani Kemal abi bunu dert ettiği için, moda sahnesi bunu dert ettiği için, böyle bir metin seçtiği için bundan bahsediliyor ama şu anda günümüzde aslında kadının özgürlüğüne ve kadınla ilgili bu şeylere çok fazla tepki verip aslında bunu tamamen görsel, tamamen yazısal, tamamen toplumda öyle görünmek istediği için yapan ve içinde aslında bunun mantığını ve ne demek istediğini anlamayan çok insan olduğunu düşünüyorum. Özellikle erkek tarafında. Evet. Kadın tarafında da var bu arada. Yani özgürleşmek istiyoruz deyip aslında o sıkışmış durumu, o maçoluk dediğimiz bir takım kavramlar var ya, orayı kendine şey yapmaya, hapsetmeye çalışan da bir yapı var. Burada biraz şeye, gerçekten fikre ihtiyacımız var. Biraz dürüst olmaya ihtiyacımız var. Biraz galiba yaşadığımız ve yaşattığımız şeylerle ilgili gerçek bedeller ödemeye ve ödetmeye ihtiyacımız var. Bununla şundan bahsetmiyorum. Yani size bir şey kazık attığında gidip bir tane de yumruk çakmaktan bahsetmiyorum ama değişimleri gerçekten göstermek, onları gerçekten değiştirebilmek ve bunlar karşılığında insanların yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Galiba hepimizin yaptığı şeyler var, iyi ya da kötü. Bunların bir takım sonuçları var. Biraz zaman şey oldu, herkesin böyle her şey üstünden bir akıp, evet, gidiyor. Hani aman yaptım öyle oluverdi, ben böyle bir insanım. Herkes de beni böyle kabul etsin diye bir yere varıyor da o zaman toplum içerisinde yaşayıp kadın erkek olmak çok daha zorlaşıyor bence. Evet. O yüzden o asgari müştereklerde gerçekten ağzımızdan çıkan hak, adalet, eşitlik, özgürlük, bunları tam kavramıyla birazcık daha dikkatli sarf etmek gerekiyor bence yani. Evet, ve hepsine de sahip çıkmak gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani kesinlikle. Bunları konuşurken bir tortu bıraksa ve eylemlerimize ve herkesin, evet, eylemine dönse, kendi küçük hayatlarımızda bile kesinlikle, çok kıymetli. Kesinlikle. Zaten bence orada kıymetli yani. Evet, oradan başlıyor. Margaret Duran dediği de tam, evet, orada başlaması, hı-hı, gerekiyor. Çünkü aslında ilişki orada oluşuyor. Hı-hı. Tüm bu sıkıntılar da orada görülüyor zaten. Evet. Ve orada temizlenmeden, orada bir özgürleşme sağlanmadan toplumsal hayatta da bence olmayacak bunlar. Evet. Orası şey, hücresi aslında toplumun. Evet, orası orada olmak zorunda ilkin. Tiyatro festivaline de destek veriyorsunuz. Evet. Fringe Festival'de desteklediniz ama İstanbul Tiyatro Festivali'nizde de, festivalimize daha, evet, doğrusu. Evet, hepimizin festivali. Verdiğiniz destek çok kıymetli tabii. Çok kıymetli. Biz 1984 yılından itibaren İKSV'nin sürekli destekçilerindeniz. Hem müzik festivali, hem tiyatro festivali, Biennale yeri geldiğinde. Tiyatro festivalinin son zamanlarda her yıl
Müziği de 2 yılda bir destekliyoruz. Geçen yıl yerli yapımların sponsoru olmuştuk bu pandemide. Hem online hem fiziki. Bu sene de uluslararası yapımların sponsoru olduk. 4 tane fiziki, 7 tane de online etkinliğin yurt dışından gelen uluslararası sponsor olduk. Böyle bir desteğimiz var. Desteğimiz sadece İKSV ile değil, kurumsal olarak da birçok şeyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi sezonumuzu devam ettik, bitirdik. Genco belgeseli ile başladık. Evet. 6 tane Enka dostu sanatçımızdan, müzisyen sanatçımızdan, sanat yönetmenliğini Cihat Aşkın yaptı. Fazıl Say, Eftel Altun, efendim söyleyeyim Gökhan Aybulus, Dilba Tokay, Ayşe Deniz Gökçin gibi Enka dostu sanatçılarımızdan genç yeteneklerin öğrendik isimler. 11 yaşıyla 21 yaşı arasında bir tanesi otizmli bir müzisyen arkadaşımız. O da Buğra Çankır. İzleyenler mutlaka baksınlar. Doktora yapan otizmli tek öğrenci. Bu anlamda çok dünyada özellikli bir müzisyen. Bu genç sanatçılara 15'er dakikalık bir konser serisi hazırladık. Online çektik, röportajlar yaptık. Bunları Enka Sanat'ın YouTube kanalında yayınladık. Açık, uzun süreli yayınlanıyor. Ve gençlere de uluslararası yarışmalarda kullanmaları için bu kayıtları birer CD ya da artık CD kalmadı, flash bellekte kendilerine verdik. Uluslararası yarışmalara göndermeler üzerine. Bu bizim çok üstünde tuttuğumuz, elimizin üstünde olduğu, devam edeceği, sürekli hale getirebileceğimiz gençlere yönelik bir projemiz oldu. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok mersi. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Enka Sanat. Enka Sanat dostu olarak. Biz de teşekkür ediyoruz. Herkes birbirine teşekkür ediyor. Hepimizin sahnesi, hepimizin salonu. Ne zaman, nasıl isterseniz mekan sizin. Çok mersi. Evet, hepiniz iyi ki varsınız. Tiyatroda Enka'da. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız yeni bir şarkı Moda sahnesinde oynamaya devam ediyor. Kaçırmayın. Evet, bugün ayrılık hikayelerinden devam ediyoruz. Yanımızda Ceylin Erbak Aytekin var. Çünkü 12 ayrılık hikayesinin yer aldığı Zamandan Kaçan Ayrılık diye bir kitap yazdı. İlk kitabı ve Kara Karga yayınlarından çıktı. Evet Ceylin, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Hayli etraflıca ayrılık konusunu araştırıp kişiler üzerinde ve farklı coğrafyalarda nasıl etki ettiğine dair, daha doğrusu ayrılığı kişilerin nasıl yaşadığına dair de 12 öyküden oluşan ilk kitabını yayınladın. Evet. Heyecan var mı? Şu an artık sakinledim. Daha önceden çok vardı tabii evet. ki de. Hayatımdaki en büyük hayalimi yani böyle onurlandırmış gibi hissettim. Çocukluğumu onurlandırmış gibi hissettim. O yüzden çok büyük bir heyecanım vardı tabii ki de. Evet. Şu an daha sakinim ama. 12 ayrılık öyküsü var içerisinde evet. ve ben kısaca özetlemeye çalıştım ama farklı şehirlerde, farklı karakterlerde insanların ayrılığı nasıl yaşadığı ve karşılaştığı ile ilgili. Bu 12 öyküden kısaca bahsetsen neler var içerisinde? Aslında farklı yaş kategorilerinden, farklı cinsiyetlerden, hatta bir tane martıdan bile bir öykü hı hı. var. Sadece ayrılık dediğimiz zaman ilk ayrılık dendiğinde hani aklımıza bir iki sevgilinin ayrılığı hı hı. gibi geliyor ama aslında öyle değil yani hayatta birçok ayrılık yaşıyoruz. Bu bazen işte bir şehirden ayrılık olabiliyor, bazen alıştığın bir ortamdan ayrılık olabiliyor. Ailenin ayrılığı olabiliyor ya da işte dediğim gibi az evvel bir sevgiliden ayrılık olabiliyor. Bunların hepsinden farklı farklı ya da bir ölüm hikayesi yani. Olabiliyor tabii ki de. Bunlardan farklı farklı derlemeler yapmaya çalıştım ve buna bakarken de açıkçası yani sadece bir kadın anlatsın ya da sadece bir erkek anlatsından ziyade farklı yaş kategorilerinden çocuk da olsun bunun içinde. İşte çocukların çünkü hani mesela hiçbir anne babasının ayrıldığında ne hissettiğine dair bir şahitliğimiz olmuyor. Ya da işte bir çocuğun başka bir tecrübede ne hissettiğine dair bir nasıl diyeyim? Genellikle göz ardı edebiliyoruz. Çünkü çok fazla ifade edemiyor duygularını da. Ama hani onlar da olsun istedim. Yaşlı birileri de var. İşte dediğim gibi bir martı da var. Kadın da var. Hani farklı farklı coğrafyalarda farklı farklı ayrılık hikayelerine değinmeye çalıştım. Ama hepsinin ekseninde gene bir aile teması da bulunuyor açıkçası. Yani ailelerin insanlar üzerinde yarattığı etkilerle birazcık nasıl o ayrılıklar dönüşüyor ve değişiyor. Biraz onlardan da bahsetmeye çalıştım.
Evet. Seni ayrılığa iten neydi? Çünkü hani ilk kitap için hayli cesurca bir hareket diyebiliriz. Çünkü hani farklı yaşları anlatmak ve farklı coğrafyalardan anekdotlarla belki bunları tamamlamak çok da kolay değil. Dolayısıyla seni ayrılık temasına iten neydi? Aslında bilinçli bir şey olmadı, dürüst olmak gerekirse. İlk 2-3 tane öyküyü yazdığımda ortak ne yanları var bunların dediğimde ayrılık temasında buluştuğunu fark ettim. Ve sonrasında bilinçli bir şekilde tabii ki de bütün öyküleri oraya yöneltmeye çalıştım. Ve ne zaman ki bunun hani bir öykü kitabı olmasına karar verdim, o zaman da işte çeşnilendirmeye çalıştım. Hem karakterlerle hem de ayrılık temalarıyla. İşte dediğim gibi bir seferinde işte bir evladın ölümü de var. Bir tanesinde bir çocuğun anne babasının boşanmasına tanıklık edişi de var. Bir tane de mesela bir martının her gün penceresine konduğu bir yaşlı amcadan ayrılış hikayesi var. Birazcık sonradan kendi kendine renklendirmeye çalıştım, öyle diyeyim. Evet, aslında ayrılık bizim yaşadığımız en güçlü duygulardan biri. Daha doğrusu bizi en çok duygulandıran olaylardan biri olsa gerek. Herkesin ayrılıkla ilgili bir travması var hayatında. Travma da denilebilir, bakıldığı yere göre öğreti de denilebilir aslında. Ben azıcık ona da anlatmaya çalışıyorum. Yani hani evet, ayrılık dediğin şey bir şeyin sonu ama aynı zamanda bambaşka yeni hikayelerin de başlangıcı ve bir lütuf. Yani insan hep aynı yerde kaldığı noktada bir şey değiştiremiyor, dönüştüremiyor. Aynı konfor alanında dönüp durmaya devam ediyor. Ve insan ne zaman kendini geliştirmeye çalışıyor? Aslında zorlandığı zaman, bir duyguyla, bir tecrübeyle zorlandığında. Ve aslında birazcık onu da anlatmak istedim. Hepimiz işte ayrılık, evet üzücü. Tamam, evet olabilir. Ama bambaşka bir şeyi sıfırdan yazmak için de bir fırsat aslında, bir lütuf. O yüzden travma mı derdim, öğreti mi derdim, öğreti derdim galiba. Evet, çok haklısın çünkü her ayrılık olumsuz bir şey çağrıştırmaz. Bazen güzel şeyler için de ayrılırız. Yani yurt dışına eğitim için giden bir çocuğun ailesinden ayrılması çok da bir travma değil. Aynen, burada da mesela işte Reyhan diye bir karakter var orada da. Bir kasabada yaşayan bir kız çocuğu üniversite için şehrinden, kasabasından ayrılıyor aslında. Ve biraz bu topraklarda kadın olmakla da alakalı anekdotlar var kitabın içinde. Hani ailesi biraz daha okumasını istemiyor. Evlendirmek istediği bir kasabada yine aile dostları var diyeyim. Ama bir şekilde o kendi bunun için mücadele veriyor. Evet, gidiyor. Büyük bir heyecanla gidiyor. Büyük bir emek ve özveriyle, kendinden özveriyle gidiyor. Ama onun içinde işte giderken bir yandan evet özgürleşiyorum ama bir yandan da içinde o burukluk var. Niye böyle olmak zorunda kaldı bu iş diyerekten. Yani aslında iki taraflı, yani hayatın kendisi gibi birazcık. Evet. Keşke bütün ayrılıklar iyi tarafa doğru evrilse. Evet, aynen öyle. Peki son olarak da tepkileri ve bundan sonraki senin ayrılıktan sonra barışma mı gelecek? Ne gelecek ikinci kitap? Tepkiler vallahi şu ana kadar güzel geldi. En beni mutlu eden tepkilerden bir tanesi hep hiçbir ilk kitap gibi değil şeklinde bir yorumlar olması açıkçası çok mutlu ediyor. Akıcı olduğuna dair çok güzel yorumlar alıyorum ve hani başladığı kişilerin hani devam direkt bitirebildiğini söylüyorlar. Üslubumun yalın olduğu söyleniyor genellikle. Yani şu ana kadar tepkiler açıkçası mutlu ediyor ve etti. Diğer taraftan şu anda öykü kitabı aslında üzerine çalışmıyorum. Bir novella üzerine çalışıyorum. Ondan sonra da hayalim aile hikayemizi yazmak. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun tekrar ilk kitap. Çok sağ olun. İnşallah. Teşekkürler. Evet, önümüzdeki günlerde ne okusak diyorsanız Ceylin Erbak Aytekin'in Zamandan Kaçan Ayrılık kitabını okuyun. Evet, bugün bir kültür sanat programı olarak farklı bir konuğumuz ve konumuz var. Yeme içme kültürümüzden yola çıkarak aslında sağlığımızı nasıl etkilediğini dünyanın en önemli doktorlarından biriyle konuşacağız. Kendisi New York Times'ın en çok satan yazarlarından biri. Aynı zamanda fonksiyonel tıbbın da en önemli isimlerinden biri. Sevgili Mark Hyman, Amerikan Hastanesi için Türkiye'ye geldi ve küçük de bir röportajı bize verecek. Ve merak ettiğimiz çok şey var tabii beslenmeyle ilgili. Öncelikle
öncelikle İstanbul'a hoş geldiniz. Sizin son yıllarda çıkardığınız kitapları merakla takip ediyoruz. Ve bu kitaplardan anladığım kadarıyla ve bu trendten anladığım kadarıyla aslında biz beslenme konusunda sanki özümüze dönüyoruz. Bizim bulunduğumuz coğrafyada, Akdeniz'de biz iyi besleniyormuşuz meğerse ve onun önemini sizin kitaplarınızda da görüyoruz. Yani tüm bu bütün gelişmeler, dijitalleşme falan derken aslında her şeyde olduğu gibi beslenmede de özümüze mi geri dönüyoruz? Ne dersiniz? I don't think we're going back. Temellere geri döndüğümüzü sanmıyorum. Gıda sandığımızdan çok daha farklı bir şey aslında. Gıda sadece kalori değil, gıda bilgi aslında. Talimatları, mesajları var. Vücudumuzdaki her hücreyle gerçek zamanlı olarak iletişime geçip sağlığı daha iyiye ya da daha kötüye götürüyor. Eğer işlenmiş gıda, şeker, nişasta, rafine yağlar, kimyasallar kullanıyorsanız, bunlar vücudunuza hastalık mesajları veriyor. Eğer taze gıda yiyorsanız, o zaman vücudunuza iyilik enjekte ediyorsunuz. O mesajı veriyorsunuz. Gıda, büyük miktarda daha çok kalori sağlamaya yöneldi geçtiğimiz yüzyılda. Çok kalitesiz bir gıda ortaya çıktı. Ve ortaya büyük bir kronik hastalık endemisi çıktı. Obezite, kalp, diyabet, kanser ve demans gibi. Gıdayla ilgili tekrardan düşünmemiz gerekiyor. Covid'den de bahsetmişken aslında hep tüm dünya şu anda bunu yaşıyor ve bunu aşmaya çalışıyoruz. Evet, maske, mesafe ve aşı çok önemli. Önce yapmamız gerekenler bunlar. Ama bir taraftan da tüm bu süreçte görüyoruz ki kendi bağışıklık sistemimizi çok güçlü tutmak zorundayız. Ve hazır sizi yakalamışken bu anlamda dünyada en önemli isimlerden birisiniz. Ve sizden duymak istiyoruz. Biz bu Covid'le mücadelemizde, beslenmede neyi öne çıkarabiliriz? Most people think of COVID as... Çoğu insan Covid'i enfeksiyöz bir hastalık gibi düşünüyor. Eğer virüse maruz kalırsam hastalanacağım diyor. Ama gerçek şu, aynı zamanda beni şok eden bir durum. Herkesi de şok etmeli. Hastaneye Covid'le ilgili yatanların %63'ü kötü diyetten dolayı yatıyor. Yediğimiz şey bizim bağışıklık sistemimizi kontrol ediyor. Yediğimiz şeylerin bağışıklık sistemimizi iyileştirme gücü var. Maalesef hiç kimse bu işe Covid açısından bakmıyor. Hiç kimse hastalanıp ölen insanlar en kilolular, en obez olanlar, diyabeti olanlar, tansiyonu olanlar, kalp hastalığı olanlar demiyor. Bunların hepsinin sebepleri yediklerimiz. Bu şekilde beslenen insanlar pandemiye karşı dayanıklı olmuyor. Bu sebeple Amerika, dünya nüfusunun %5'i ve COVID vakalarındaki ölümlerde %25. And 25% of the deaths and COVID cases. Evet, sonuçlarda dediğiniz gibi bunu gösteriyor. Bir taraftan da tüm dünyada COVID'in dışında bizim mücadele ettiğimiz pek çok hastalık var. Alzheimer gibi, kanser gibi. Yani hayat uzuyor ama biz bunlarla mücadele edemiyoruz. Beynimiz yaşlanıyor, vücudumuz yaşlanmasa da. Bunu da sormak istiyorum. Yani beyin sağlığı her şeyin önüne geçmiş durumda belki de şu günlerde. Bu konuda tavsiyeleriniz neler olur? So the aging of our brain and the decline of our cognitive... Beynimizin yaşlanması, bilişsel fonksiyonlarımızın gerilemesi ciddi bir sorun. Bütün dünyada oran olarak artan Alzheimer görüyoruz. Çoğumuz anlıyor ki kalp hastalığını iyi yemek yiyerek, düzenli spor yaparak önleyebiliriz. Ama hiç kimse bize şunu öğretmiyor. Beynimize nasıl bakacağız? Onu nasıl besleyeceğiz? Beynimiz için nasıl egzersiz yapacağız? Beynimizin hangi besine ihtiyacı var? Çok önemli bir konu. Çünkü beyninizin fonksiyonunu, yaşantınızı değiştirerek gerçekten iyileştirebilirsiniz. Burada gıda en önemli konu. İnsanların fark etmediği olaylardan biri ise nişasta ve şeker yediğiniz zaman beyniniz küçülüyor ve demans oluyorsunuz. Bilişsel zayıflama oluyor. Prediyabetik insanlar predemans oluyorlar. Biliyoruz, depresyon da gıdayla tedavi edilebilir. Mesela SMILES çalışması var. İnsanlara ya işlenmemiş sağlıklı gıdalar vermişler, ya da bırakmışlar tipik diyetlerini yesinler. Bunun depresyon üzerindeki etkisi gerçekten çok büyük olmuş. Beynimiz, dikkat, odak, bellek konusunda yaşam tarzı faktörlerimizle şekilleniyor. Mesela gıda demansı önler. Egzersiz Alzheimer'ı, depresyonu önleyebilir. Depresyonu tedavi etmek için egzersiz bir ilaç kadar iyi olabilir. Yürüyüş yaparsanız depresyona girmezsiniz. Egzersiz yaptığınızda beyninizde BDNF diye bir molekülü kullanıyorsunuz. Yani beyin türevli nörotrofik faktör. Beyin hücrelerini rejenere ediyor. Mesela çeşitli gıdalarla beyninizin fonksiyonunu, belleğinizi iyileştiriyorsunuz. O kadar çok araç var ki kullanabileceğimiz, bunlar beyin fonksiyonuna yardımcı oluyor. To actually help elevate our brain function.
Son yıllarda çok fazla uzmandan beslenmemiz konusunda pek çok bilgi alıyoruz ve şunu yiyin, bunu yemeyin, o olmaz, bu kötü, bu iyi. Ve çok fazla enformasyon var. Evet, siz bu konuda en yetkin isimlerden birisiniz ve o yüzden bu soruyu size özellikle sormak istiyorum. Tüm bu beslenme baskısı, yani tüm bu beslenme önerileri üzerimizde bir baskı oluşturdu. Ve kentli insanlar da bunu bir sanki inanç sistemine dönüştü. İşte ben bunu yersem şöyle olur, ben bunu yersem böyle olur. Hatta Dostoyevski Karamazov Kardeşler'de bir karakterine şunu söyletiyor. Bütün gün lahana yiyerek günahlarınızdan kurtulamazsınız. Bu da işin ironisi tabii ki. Dolayısıyla tüm bu sistem konusunda üzerimize dayatılan, hani ben onu baskı olarak nitelendiriyorum. Bu onu ye, bunu yeme baskısı konusunda ve bunun kentli insanlar tarafından bir inanç sistemine sanki dönüştürmesi konusunda ve bu trend konusunda ne düşünüyorsunuz? Well, it's natural that people are confused by... İnsanların besin bilimi konusunda kafalarının karışık olması doğal. Bir hafta deniyor ki yumurtalar iyi, sonra yumurtalar kötü, o iyi bu kötü. Yani herkesin kafası karışık. Bunun sebebi besin biliminin zorlukları. Aslında en iyi çalışma 20 yıl insanları hastaneye alıp yarısına bir diyet, diğer yarısına başka bir diyet vermek ama bu asla mümkün değil. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Hayvan çalışmaları, temel bilim araştırmaları, küçük çalışmalar veya büyük nüfus çalışmalarıyla bize biraz fikir versin diye. Aynı zamanda bazı şeyler mantık işi. Tüm bu trendleri bir kenara koyarsak, yediğimiz gıdanın kalitesi önemli. Toprak nasıldı, doğru şekilde mi toplandı, hayvan doğru besinleri yedi mi, şeker yiyen, mısır yiyen hayvanlar, tıbbi faydalı bitkileri yiyen hayvanlardan çok farklı oluyor. Faydalı yiyen hayvanlar, sizin de faydalı şeyler almanızı sağlıyor. Yani herkes farklı bu konuda. Bir insanın işine yarayan bir şey, başka birinin işine yaramayabilir. Bir insan fasulyeleri, bakliyatı sever, başka biri sevmeyebilir. Olay, kalite. Gıdanın bir ilaç olduğunu anlamak ve kişiselleştirmeyi anlamaktan geçiyor. Understanding food is medicine and about understanding personalization. Okay. Çok teşekkür ederiz. Size sorulacak daha çok soru var ama konferansta herkes sizi bekliyor. Bu ayırdığınız zaman için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği 7 bölümlük sıra dışı ilk dizisi Hamlet, 19 Ekim'den itibaren yeni nesil içerik platformu Gain'de izleyiciyle buluşuyor. Müjdeci'nin Shakespeare'in ölümsüz eserlerinden uyarlayarak gerçek bir hikayeyle harmanladığı dizi, Büyükada'daki Fayton Krallığı üzerinden hem hayatın hem de Türkiye'nin akıl almaz görünen çarpıcı ve bir o kadar da absürt gerçeklerine ışık tutuyor. Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen Erdem Tepegöz'ün son uzun metrajlı filmi Gölgeler İçinde, Güney Kore'nin en büyük bilim kurgu festivali Chon-Chin Sci-Fi Film Festivali'nde büyük ödül olan Bomnia ödülüne layık görüldü. Çok hızlı vuruş tekniği ve karmaşık müzikal notalarla öne çıkan Continuous müzik türünün öncüsü efsanevi piyanist Lubomir Melnyk 16 Ekim Cumartesi akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor. Türk prodüktör ve DJ Analog Context, Amigdala isimli yeni teklisini Hindistan tabanlı plak şirketi Chia Records etiketiyle yayınladı. Brex ve tekno elementlerinin bulunduğu, duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin anlatıldığı tekli tüm dijital platformlarda dinlenebilir.